Birazdan izleyeceğiniz ders uç sonuca Power BI eğitiminden alınmış örnek bir derstir. İyi seyirler dilerim. Okey, kaldığımız yerden devam edelim. Daha önce tarih tablosuyla ilgili konuşurken tarih sütunlarının farklı roller oynayabilmesinden bahsetmiştik ve buna bir isim vermiştik jargonda. İsterseniz o konuyu biraz daha ilerletelim. Kullandığımız Contozo'daki satışlar tablosuyla tarih tablosuna aldım sadece olayı daha da basitleştirmek için. Bu transaction tablosunun 3 farklı tarih var. Transaction'ın gerçekleştiği tarih sütunu var. Termin tarihi var, teslim tarihi var. Ve biz modelimizde gittik. Satışlarla tarih tablosu arasında ilişki kurarken tarih sütunu üzerinden ilişki kurduk. Şimdi satışları hesaplamak istiyoruz. Neye göre? Hangi tarihe göre? Termin tarihine göre, teslim tarihine göre? Hepsi olabilir. Hepsine ihtiyacımız olabilir. Bu tür durumları modellemenin birden fazla yöntemi var Power BI'de. Sadece Power BI spesifik bir durum da değil. Birçok başka uygulamada benzer yaklaşımlar ve neredeyse aynı jargonla kullanılıyor. Şimdi Power BI'de teknik olarak ilişki kurmanın, iki tablo arasında ilişki kurmanın şartları var demiştik. Bu şartlardan bir tanesi diyordu ki iki tablo arasında tek bir sütun üzerinden ilişki kurabilirsin. Ama bu kural demiyor ki iki tablo arasında sadece tek bir ilişki kurabilirsin. Yani biz tarih tablomuzla satışlar tablomuz arasında tarih sütunu üzerinden, termin tarihi ve teslim tarihi sütunları üzerinden 3 farklı ilişki kurabiliriz. Kullanabileceğimiz yöntemlerden bir tanesi iki tablo arasında birden fazla ilişki yaratmak. Yaratalım. Termin tarihini de alıyorum, buraya bırakıyorum. Teslim tarihini de alıyorum, buraya bırakıyorum. Oluşturduğu şey 3 farklı ilişki. 3 farklı tarih sütunu üzerinden bir tanesini ilk yaptığımızda kesiksiz çizgi olarak gösteriyor, diğerleri kesikli çizgi. Bu ilişkilerden hangisinin aktif olduğunu gösteren kesiksiz çizgi, herhangi bir durumda birden fazla ilişki olması durumunda iki tablo arasında ilişkilerden sadece bir tanesi aktiftir, diğerleri pasiftir. Hangi ilişkinin aktif, hangisinin pasif olacağını buradaki manage relationship bölümünden karar verebiliriz. Bu ilişkiyi mi aktif halde tutmak istiyoruz yoksa diğer ilişkileri mi aktif halde tutmak istiyoruz? Ama aynı anda sadece bir tanesi aktif olabilir. Şimdi hangi ilişkinin aktif olacağı kapsamın ne olduğuna ve raporlara bakacak olan kişinin kimliğiyle de ilintili. Eğer siz satıştan bir kişiyseniz, satışla ilgileniyorsanız siparişi aldığınız gün, faturayı kestiğiniz gün yani transaction'ın gerçekleştiği gün sizin için daha önemlidir. Dolayısıyla eğer böyle bir kapsam konu varsa aktif ilişki olarak transaction'ın gerçekleştiği tarih sütunuyla ilişkilendirirsiniz. Ama eğer bir planlamacıysanız sizin için siparişin ne zaman alındığının bir önemi yoktur. Termin tarihi önemlidir. Ne zamana isteniyor ürün? Benzer şekilde bu tarih sütunları finansal tablolarda da geçiyor. Orada da bir transaction'ın gerçekleşme tarihi var, vade tarihi var gibi birden fazla tarih sütunun olduğu tablolarla sıklıkla karşılaşıyoruz. İki tablo arasında birden fazla ilişki kurmak bunlardan, bu yöntemlerden biri dedik. İlerletelim bunu. Rapor sayfası görünümüne geçiyorum. Basit bir metrik yazdık. Satışlar eşittir sum satışlar miktar. Neye göre? Aktif olan ilişki üzerinden hesap kitap yapar. Eğer yazdığımız formüle birazdan göreceğimiz use relationship fonksiyonuyla calculate desteğiyle müdahalede bulunmazsak. Satışlar miktar, transaction'ın gerçekleşme tarihi üzerinden çalışıyor. Peki ben bu matrise termine göre satışlar, teslim tarihine göre satışlar diye bir metrik eklemek istersem, hesap kitap yapmak istersem ne yapacağım? Yapmam gereken şey bu satışlar metriğini calculate ve use relationship fonksiyonuyla birlikte modifiye etmek. Şu şekilde bir sintaksla kullanabiliriz. Calculate, peki daha önce yazdığımız metriklerden satışları çağırdık. Bunun bir farklı versiyonunu alacağız. Satışları modifiye edeceğiz. Calculate bir modifier'dır demiştik. Neye göre? Use relationship tarih tablosuyla, tarih tablosundaki tarih sütunuyla, satışlar tablosundaki termin tarihi arasındaki inaktif olan, pasif olan ilişkiyi kullanarak hesapla. Benzer şekilde teslime göre, teslim tarihine göre satışları hesaplamak istersek gene aynı sintaksı kullanabiliriz. Buradaki use relationship'i açtığımızda, şu kısmı silelim. Açtığımızda bana hangi sütunlar arasında ilişki kurmak istediğini söyle diye sintaks olarak soruyor. Column name 1, column name 2. Hangi sütunu ilk önce yazdınız veya sonra yazdığınızın hiçbir önemi yok. Yeter ki her iki sütunu da
Use Relationship parantezi altında listeleyin. Şimdi bu yazdığımız metrikleri matrise düşürelim. Satışlar, transaction tarihine göre satışlar, termine göre satışlar, teslim tarihine göre. Rakamlar aynı değil. Çünkü tarihler farklı. Şimdi rapor tarafındaki ihtiyacımız buysa, yani satışlar metriğini farklı tarihlere göre hesaplıyor olmak bizim bütün işimizi görüyorsa, bu yöntemi kullanabiliriz. Gayet kolay. Ama şöyle bir matris elde etmek istiyorsak ne yapacağız? Satışlarımı görmek istiyorum veya siparişlerimi görmek istiyorum. Neyin kapsamını yapıyorsak artık. Gerçekleşen tarihlerde de gerçekleşen transaction aylarındaki siparişlerimi göreyim. Aynı zamanda o siparişlerin termin aylarını da göreyim. Yani siparişi Ocak'ta açtım ama Mart'ta göndereceğim. Böyle bir durum varsa bu bilgileri, bu siparişleri hem gerçekleşen aya göre, transaction ayına göre hem de termin tarihlerine göre bir matriste görmek istersem ne yapacağım? Şimdi bu bir resim dosyası, canlı bir matris değil. Örnek olması açısından gösterdim. Şimdi biraz kural dışı bir veya normal dışı bir çözüm göstereceğim, anlatacağım ama tavsiye etmiyorum diyeceğim sonunda. Şu matriste biz satışlarımızı termin tarihine göre filtrelemek istesek, biraz önceki matrise yaklaşmak adına ne yapabiliriz? Bizim tarih tablosundaki bütün sütunlar, tarih, ay, yıl, hepsi gerçekleşme tarihi üzerinden çalışıyor. Çünkü aktif olan ilişki o. Şimdi termin tarihine göre, teslim tarihine göre slice edeyim, yani filtreleyeyim. Kullanabileceğimiz yöntemlerden biri, bu satışlar tablosundaki termin tarihi ve termin teslim tarihi sütunları üzerinden sayfaya uygun şekilde bir slicer ekleyebilirsiniz. Bunu bir slicer'a çevirelim. Bu kullanabileceğiniz yöntemlerden bir tanesi olabilir. Ama bütün işinizi görmez ve çok da tavsiye edilen bir yöntem değil bu. Ama işinizi görüyorsa ve çalışıyorsa ne ala. Sonuçta fact tablosundaki sütunları da rapor sayfalarımızda bir filtre olarak, bir slicer olarak kullanabiliriz. Ama biraz önceki matrisi elde edebilmek adına bizim yapmamız gereken ve literatürde de kabul görmüş başka bir yöntemi görelim. Yapmamız gereken şey tek bir tarih tablosuyla çalışmak yerine termin tarihi, teslim tarihi bilgileri içinde ayrı birer tabloyu modele eklemek. Şimdi şurada tek bir aslında dimension'ımız var. Tarih, teslim tarihi de, termin tarihi de, gerçekleşen tarih de hepsi tarih boyutuna ait olan bir kavram. Ama diğer iki sütunun termin ve teslim tarihlerinin rolleri farklı. Bu duruma role playing dimension deniyordu. Adını da yazalım. Dimension aynı, roller farklı. Peki, tarih tablosunun iki tane daha kopyası lazım bana modelde. Daha önceki örnekte yanlış hatırlamıyorsam Power Query'de tarih tablosunun kopyasını nasıl alabileceğimizi görmüştük. Bu sefer de bunun DAX'taki versiyonunu yapalım. DAX'ta nasıl yapabiliriz bunu? Power BI Desktop tarafında nasıl yapabiliriz? Buradaki modeling tabına geliyorum. New Table. Yeni bir tablo yaratacağım. Bu benim termin tarihim olacak. Ve tarih tablosunun birebir kopyası olacak. Enter. Sağ tarafta bir termin tarihi yanında hesap makinesine benzeyen bir ikonla birlikte çıktı. Çünkü bu bizim modeldeki tablolardan türettiğimiz, hesapladığımız bir tablo. Aynı şeyi tekrar bu sefer teslim tarihine göre yapacağım. Bu da tarih tablosunun bir kopyası. Modelde toplamda 3 tane farklı tarih tablomuz oldu. Teslim tarihi, termin tarihi alıyorum. Termin tarihi sütununu buradaki tarihe, teslim tarihi sütununu da buradaki tarihe ilişkilendiriyorum. Şunları silmeyeceğim. İkisi de kalabilir. Teknik olarak da zaten sadece birini kullanabilirsiniz diye bir şey yok. Her ikisi de aynı anda aynı model içerisinde bir yöntem olarak kullanılabilir. İlkini kullanırsak her bir
tarih tipi için ayrı ayrı metriklerini yazmamız lazım. Varyasyonlarını almak kalkulatörle birlikte gayet kolay ve örneğini gördük. Farklı bir rol için tablo yarattığımızda ise bu biraz önce ya böyle bir matris yaratmak istersek sorusuna daha rahat cevap verebiliriz. Çünkü buradaki şunu sola alalım. Hatta bu sayfanın bir kopyasını alalım. Şunları kaldıralım. Ben artık burada matrisin satırına sütununa da termin tarihi tablosundan veya teslim tarihi tablosundan herhangi bir ay bilgisini düşürebilirim. Sol taraftaki ay bilgisi tarih tablosundan geliyor. Transaction'ın gerçekleştiği aya göre satışları gösteriyor. Ben terminlerine göre farklılaştırmak istiyorum onu. Termin tablosundan ay tablosunu alıyorum. Buraya bırakıyorum. Eğer satışçı değil de planlamacıysanız bu şekilde bir matrise ihtiyacınız olacaktır. Hangi yöntemi kullanalım? İhtiyaç belirliyor. Her ikisi de çalışır. Her ikisinde de herhangi bir problem yaşamazsınız. Bu arada hazır tarihle ilgili konulardan bahsediyorken son bir not da tarih tablolarında zaman zaman tarih anahtarı diye bir sütun olur. Daha doğrusu eskiden kalma bir alışkanlık ve tarihle ilgili sadece tarih bilgisi değil, date tipinde bir sütun değil, onun bir de nümerik tipindeki tarih anahtarı, date key şeklinde sütunları tutulur idi. Bu uygulama hala kullanılan bir uygulama. Hatta date tipindeki bir tarih sütunu yerine integer tipindeki bir date key'in tarih anahtarının kullanımını tercih edenler var. Zaman zaman görüyorum. Power BI açısından date yerine integer kullanmanın performansa hiçbir katkısı yok. Hatta aksine biz tarihle ilgili hesapları yaparken Time Intelligence grubundaki fonksiyonları kullanacağız. Oradaki bütün fonksiyonlar bizden tarih tablonu ve tarih sütununu göstermemizi isteyecekler. Date tipindeki bir tarih sütunu yerine tarih anahtarını ilişki kurmak için kullanırsanız başınız belaya girebilir. Blog sitesinden bir yazı göstereceğim. Blog sitesinde tarih mi yoksa tarih anahtarı mı diye bir yazı var. Lütfen bu yazıya bir göz atın. Ama özeti biraz önce kullandığım, kurduğum cümlelerin biraz daha detaylandırılmış hali. Date tipindeki tarih sütunu yerine bir integer date sütunu kullanıyor olmak hiçbir artı getirmiyor performans anlamında. Modelleme anlamında da hiçbir ekstra katmıyor. Hatta aksine eğer date tipindeki bir tarih sütunuyla değil de integer tipindeki bir date key sütununu tarih tablosuyla ilişki kurmak için kullanırsanız bazı şeylere dikkat etmeniz lazım. Onlar da bu yazıda.